Ben 1969 doğumluyum. Uncular Replek'ten doğdum. Doğuma büyüme oralıyım. 1976'da okula başladım. Birinci sınıfı okuduğumuz sizin evleri sayak gezek mi? Daha önceler bizim mezra olarak okul yoktu. Köy boş kalan evlerinde sınıf yaparak okumaya çalıştık. Yani örneğin caminin hücresinde iki dönem orada okuduk. 3 ve 4'ü. Tekrar 5. sınıfı bizim eski oturduğumuz arığın altındaki binada, bizim kerpiç evde bir sınıf oradan atladık. 1980'de abim rahmetlik olunca ben sınıfta kaldım. 97'de mezun oldum. 87'de. Dört tane çocuk var. 2 oğlan, 2 kız. Kızların ikisi büyüğü, erkeklerin ikisi küçüğü. Halamın oğlu İrfan'la Cuma var. Onlar Antalya'daydı. Babama demişler ki, işte Murat okulu bitirdi, yanımıza gelsin. Ben Elbistan'da borç para alarak Antalya'ya gittim. 1986'da. İlk gittiğimde Antalya'nın merkezi Muratpaşa ilçesindeydi otogar. Oraya indiğimde direktmen otelinle otogar karşı karşıyaydı. Gittim oraya. Bir gün otelde kaldık. Ertesi gün işe başladık. Yapışkanlı şey vardı. Bandrollü. Tere, maşallah, Allah korusun yazıları vardı. Yani araba süsü diye geçerdi orada. Daha sonra bir iki dönem geçince ayna falan çıktı. Bombeli ayna vardı. Dikiz aynası diye geçerdi. Onları satmaya başladık. Direksiyon kılıfı satmaya başladık. 4 tane çıta birbirine ekledik çerçeve şeklinde. Ortasına bez gererdik. Kırmızı bez. Onun arkasını dolandırdık. Cep yapardık. Fazla mallar oraya koymak için. Bunları yaparken bir de askı DNA olurdu ki yaslayasın ki düşmesin. Yani toplam 6 parça çıta olurdu. Yani bu çıtayı yaparken köşelerini sağlam olması için üçgen şeklinde bir şey keserdik. Yani ahşaptan onu çivilerdik. Bezi gerdikten sonra o iğneyle, çatal iğneyle bunları jiletine koyduk. Hepsini tek tek sırayla asardık. Antalya'da 1 sene kaldım. Geldim tekrar amcamın yanına gittim Hatay'a. Hasan amcamın yanına, bekçiydi orada. Hatay Kırhan'a gittim. Orada dondurma sattım. Orada pek para kazanamadım. Çünkü geç gidiyorduk. Erken geldiğimiz zaman dondurma eriyordu. Dondurma satışı yoktu. Ondan sonra Antalya'da geldikten 1 sene sonra ben Sarsap'ta sığır yaydım. 1 sene. Yani Nisan'dan başladık, Ekim'den bıraktık. Ondan sonra Hatay'a gittim. Daha sonra Hatay'dan döndükten sonra tekrar Antalya'ya gittim. Antalya'da toplam olarak 12-13 sene kaldım. Oldum ağlama gözlerim.
Mevla Kerim'dir, Mevla Kerim'dir. Büyük şehirlerde belediyelerin seyyar satıcılara karşı mücadeleyi her geçen gün arttırmalarına rağmen satıcıların sayıları gün geçtikçe artıyor. Dükkan kirası ödemedikleri gibi yan giderleri de olmayan seyyar satıcılık İstanbul'da cazip bir meslek halini almaya başladı. Seyyar satıcılara İstanbul'da adım başında rastlamak mümkün. Bilirsiniz iskelede, vapurda, büyük caddelerde tezgahlarını kuran seyyar satıcılar bir yandan satış yaparlar, bir yandan da belediye zabıta ekiplerini kollarlar. Bu durum özellikle iş saatlerinde... İstanbul Furyası 91'de başladı. Edirne'ye askere geldiğim için İstanbul'u görmüş oldum. Tekrar Antalya'ya gittim. Orada 6 ay durduktan sonra İstanbul'a geldim. Arkadaşlar, çevre hep buradaydı. Ben orada yalnız niye duruyorum diye. Özellikle Bekir odalarına geldik. Süleymaniye'de, Şikamit Ak'ta, Halil Ak'ta, Ethem Ak'ta, yani bizden büyüklerde, bizden küçüklerde 16-17 kişi kalırdık bir odada. Mutfağımız da oradaydı, ayakkabılığımız da oradaydı, çamaşırhanemiz de hepsi oradaydı. Yani birisi yatarsa öbürü lambayı kapat dersen ben önce yattım diye kalkmazdı yerinde, çünkü yerinde boşluk kalmazdı yatabilmek için. Kalabalıktan dolayı. Genelde Malatya'nın Sultan Korusu insanıydı, evet. Köyler arası gruplaşma olmazdı çünkü niye? Herkesin birbirine saygısı vardı. Yani şimdi Karamaralı Höplekler'in odasına gelirdi, Höplekler Armusyonlar'ın odasına giderdi. Hep birde 20-30 kişi birden oyun oynardık, eğlenirdik. Zaman saygısı daha iyiydi. Şu anki gençlikte saygı da kalmadı, birbirini tanıma irtibatı da kalmadı. Telefon vardı o zaman da, bir tane Nuremgil'de telefon vardı. Yani haftada bir, 10 günde bir arardık, annemizi veya babamızı çağırttırdık. Onlar gelirse bir 10 dakika konuşursan konuşursun, yoksa bir irtibatın yoktu. Yani köyde birisi gelirken çok iştenlik olurdu. Niye iştenlik olurdu? Haber getirirdi. Ama buradan birisi giderken hediye göndermeyi çok arzu ederdim. Şimdi örneğin bir annen, bir babana bir hediye göndermek veya gidene bir hediye vermek şeydi yani. O kadar iştendi ki. Yani örneğin Halil Aktağ gidiyor veya Ethem Aktağ gidiyor, Hacı Yıldız gidiyor. Yani işte şu emaneti götürür müsün? Götürür veya götürmez. O adamın cebine bir sigara koymak zorunda gibi hissederdim devamlı. Yani içsin içmesin, gelen misafirine ikram etmesi için. Ya İstanbul'a genelde kış aylarına gelir. Yani 10. ayda köyde iş biterdi örneğin. İş bittikten sonra ne yapardın? Boş kalmamak için İstanbul'a gelirsin. İstanbul artık bir kurtuluş. Nasıl bir kurtuluş? Manevi olarak değil, maddi olarak. Yani gitmişsin, kayısılarını sürmüşsün, ekinini toplamışsın, eline bir şey geçmemiş. Tekrar geliyorsun burada kendine bir destek aramak için. Bu desteğe gelir gelmez ne yapardın? İcabında dersin ki, arkadaşların kimi önce geldiyse 50 lira 100 lira birinden alır köye gönderirsin ki onlar daha rahat etsin. Sen burada borcu ödeyesin. Gelirdin, mal alacak paran yoktu, borcu alırdın. Borcu ödeyene kadar zaman geçerdi, köye giderdin, geri gelirdin, bir daha alırdın. Köye gitmesen hayırsızdın çünkü o köyde iş kaldı. Köye gidersin, burada iş kalır çünkü paran yoktu. Yani bu ikisinin arasında çelişki yine dönüp geçiyordu zaman. Ön ayaktan ziyade kepeden vuran çok olurdu. Yani şöyle, birisi diyelim ki beni seviyor veya sevmiyor. Öbürü derdi ver, Keçemaralı Kadir vardı, Cuma Yıldırım vardı, Nebi vardı, Malatyalı. Biz bunlara giderdik genelde. Yani can ister verir, can ister vermez. Birinden alırdın ama. Bu hanlarına anlatacağım şöyle bir anı var. Biz 8-10 kişi aynı odada kalıyorduk yine. Alt katta han sahibinin kağıtlarım varmış, çöpüm varmış. Orada tinerciler yakmıştı. Bütün duman olduğu gibi yukarıya çıktı. Biz merdivende inemiyorduk. Yani herkes ağzına gözüne bez sararak aşağı indik. Ondan sonra itfaiye geldi, bize ayran ikram etti.
biz o şeyden, hengameden kurtulmuş olduk. Yoksa hepimiz bir de yanacaktık. Evlendikten 40 gün sonra ben gurbete çıktım. Yani 1994'te evlendim. 40 gün sonra gurbete çıktım. 6 ay sonra tekrar eve döndüm. Yaz zaten o gurbette durma ihtimali çok zayıf. Çünkü o zaman biz 6 kardeştik. Daha küçük kız kardeşim doğmamıştı. En büyükleri bendim. Babam yalnızdı. Birini yapsa birini yapamazdı. Gelse, gelmesen hayırsızsın, gelsen para kazanamıyorsun. Arasında gidip geliyorduk. Mecburen yazın bel vurulacak, bahçede sulanacak, mecburen döneceksin. 2008'de ben elektrik şirketine girdim, İstinye'de. 2 ay orada çalıştım, ondan sonra Konya'ya gittim, Konya'da çalıştım. Ondan sonra Konya'daydım, Hasan aradı. Bu Titanic şeyini yeni açıyorlardı, Göztepe'yi. Gel dedi, bize bir bekçi lazım dedi. Ben geldim, orada 2 sene bekçilik yaptım. İşini aşınma vesile olan şöyle, o dönem Halil rahatsızdı. Havalar da çok soğuktu. Halil dedi ki, böyle böyle olmuyor. Sen her zaman bekçilikle, ben böyle seyirlikle olmaz. Bir iş yeri açmaya düşünelim. Tamam dedim, ben de Halil gez. 2 ay mı gezdi, 1,5 ay mı gezdi? Yerini bulana kadar. Şimdiki dükkanımızın bulunduğu mevkiye geldiğimizde Sultanbeyli'ne dedi ki, Selahattin, Hasan, Nadir, biz beraber geldik. Dükkanın etrafını gezdik, baktık. Olur mu? Olur, hep birden. O dönemde bizim tabii ki paramız yoktu. Selahattin bir tarafta dedi, Hasan bir tarafta dedi, Nadir bir tarafta dedi. Tamam, bura olur, biz ona destek çıkarız. Oradan başlamadık, hala devam ediyoruz. Yar yar yaram be.